Selamünaleyküm. Adalet ve Kalkınma Partisi Bolu Milletvekili ve 1. sıra milletvekili adayı Aler Coşkun seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kuruçay mevki D100 karayolu üzerinde patates satışı yapan Hüsamettin Biçer ve Muhammed Köse isimli yerli üreticilerle de bir araya gelen Aler Coşkun çiftçilerle sohbet etti. Eğer kardeşim bir proje ortaya koyar derse ki ben şöyle bir tesis yapmak istiyorum, bu satışı daha rahat gerçekleştireceğim o zaman. Bunun karşılığında 30 bin lira karşılıksız destek vereceğiz inşallah. Eğer sermaye de isterse o zaman da kalkacağız, faizsiz sermaye desteği de vereceğiz. Bunlar bu beyannamede bizim AK Parti'nin çiftçilerimize yönelik önemli düzenlemeleri. Aler Coşkun günün ikinci yarısında ise Selahattin Altunel'in başkanlığını yaptığı Bolu Ovası Sulama Birliği'ni ziyaret etti. Burada Birlik Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Aler Coşkun, Bolu'da 120 milyon lira maliyetle yapılması planlanan ve yapımı sonrası merkezde 58.700 dekar tarımsal alanın modern yöntemlerle sulanmasını sağlayacak Bolu Ovası Kapalı Sulama Sistemi projesi hakkında konuştu. 68'den sonra oluşan imar yapılanması vesilesiyle o dönemde sulama sistemi çekilen birçok yer şu anda yerleşim yeri olmuş durumda. Dolayısıyla bu alanlar sistemden çıkartılacak. Diğer taraftan sulama ihtiyacı olan yerlerde sisteme dahil edilecek ama bu esnada açık olan kanallar kapalı sisteme alınacağı için hem su kaybı sıfıra neredeyse sıfıra inmiş olacak. Evet. Buharlaşmadan veya işte o sistemin eskiliğinden kaynaklanan sızıntılarla birlikte oluşan hem de diğer taraftan daha geniş, şu ana göre daha geniş alanları sulama imkanımız olacak. Aler Coşkun buradaki açıklamalarının devamında seçim beyannamesinde yer verilen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çiftçilere yönelik projelerini anlattı. Sayın Başbakanımızın açıkladığı yemdeki KDV'nin kalkması, gübredeki KDV'nin kalkması ve modern bir sulama sistemiyle beraber çiftçimizin maliyetleri de düşecek. Bunun yanında seracılığa çok ciddi bir teşvik var seçim beyannamemizde. Faizsiz kredilerle seracılığın olabildiği kadar desteklenmesini planlıyoruz. Hepsi toplandığı zaman da buradaki maksadımız çiftçimizin yüzünü güldürmek.